Siyasete Bakış programından Ankara'dan merhaba diyoruz. Yaklaşık 10 gündür bir kanun teklifinin içerisine son dakika komisyonda bir önergeyle eklenen bir düzenlemeyi konuşuyoruz. Öyle ki en son Cumhurbaşkanlığına gitti ve veto yedi. Cumhurbaşkanının da ilk vetosuydu. 15 termik santrale filtre takılma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesine içeren bir düzenlemeydi. Neden geldi? Neden veto edildi? Bundan sonra ne olacak? İşte bütün bunları bugün Ankara'da konuk ettiğimiz CHP Zonguldak Milletvekili, aynı zamanda KİT Komisyonu üyesi olan ve elektrik mühendisi olduğunun da altını çizelim, termik santral konuşacağız. Çünkü Deniz Yavuz Yılmaz'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sürprizdi şimdi bu. Aslında daha önce gündeme gelmiş, rafa kalkmıştı. Bir son dakika önergesiyle Plan Bütçe Komisyonu'nda dijital hizmet vergisi adı altında konaklama, yeni vergiler getiren bir teklifin içerisine konuldu. Orada da tabii şaşkınlıkla hızla geçti. Ardından kamuoyunun tabii baskısı da vardı. Ve Cumhurbaşkanlığına gidip geri döndü. Niye geldi? Siz o süreci nasıl okudunuz? Neden getirildi? Böyle bir zorunluluk mu vardı? Çünkü böyle savundular. Sıkıntı vardı. Mecbur kaldık diye. Nasıl geldi ve neden veto yedi sizce? Aslında gelmesi de sürprizdi. Gitmesi de sürpriz oldu. Daha önce Şubat ayında aynı buna benzer şekilde yine bir son anda getirilen bir kanun teklifiyle meclise gelmişti. O zaman sanayi komisyonunda tartışıldı. Yine aktörler aynıydı. Bizler argümanlarımızı ortaya koyduk. Böyle bir zehir saçan bir kanun maddesinin tekliften çıkarılması gerekliliği üzerinde duruyorduk. Yine AKP milletvekilleri ve MHP milletvekilleri, bunlara ilave olarak bakanlık yetkilileri, bakan yardımcıları yine bu konuyla ilgili dün 10 gün önce ne söylüyorlarsa bu yasanın geçmesi için aynı şekilde iddialarını sürekli ortaya koydular. O sürecin içinde tüm partiler ittifak yaparak STK'lardan gelen ve kamuoyundan gelen baskılar ve tepkiler nedeniyle özellikle de seçim öncesiydi. Dolayısıyla bu doğrultuda bu maddeyi teklifin içinden geri çekmişlerdi hep birlikte. Ancak tabii bu doğrultuda özellikle enerji piyasasının içindeki aktif durumdaki lobinin yoğun talepleri vardı. Sebebi şuydu, bu kapsama giren termik santraller 2013 yılından itibaren özelleştirilen ve toplam 15 termik santralin çevre yatırımlarını ve bacalarını filtre takmaları, aynı zamanda standart emisyon salınım değerlerini de yakalamalarını 31-12-2019 tarihine kadar erteleyen yasanın 2,5 yıl daha uzatılmasını içeren bir teklifti. Halihazırda zaten 6 yıldır da uygulamadaydı. Ne demek bu? Bu şu demek. Bu termik santraller 6 yıldır hiçbiri filtresi varsa da yoksa da filtre çalıştırmıyorlarsa kesinlikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hiçbir ceza uygulanmıyordu. Hem cezadan muaftı hem de faaliyetleri de durdurulamaz deniyordu. Böyle bir zehir saçan bir uygulama vardı. Bu uygulama tam dolmak üzereyken Şubat ayında geldi, geri çekildi. Hep birlikte bunu tüm partiler, ancak tekrar ansızın sanayi komisyonunu atlayarak orada hiç tartışılmadan dijital hizmet vergisi gibi temelinde termik santrallere filtre takılıp takılmaması gibi konularla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kanun teklifinin içine son anda bir akşam vakti geldi, bu madde eklendi. Eklendi, ne oldu? Meclisin iradesi daha o noktada sakatlandı. Çünkü öyle ansızın bir oldu bittiye getirilmek istendi ki doğru düzgün de yeterince de tartışılamadı. Konunun uzmanı olan milletvekilleri de sürecin içinde yeterince dahil olamadıkları gibi STK'lar da süreç dışı bırakıldı. Kamuoyu bu konuda bilgilendirilmedi ve
üstü kapalı gizli bir sürecin içine doğru gidildi. Tabii plan ve bütçenin içindeki Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bu konuyu gündeme getirdiler. Diğer milletvekillerine aktarmak suretiyle STK'larla bir arada yine İYİ Parti ve HDP'de aynı şekilde onlar da sürece katkılar vererek bu tepkilerin gelişmesi sağlandı. Konu ilgili madde yine aritmetik, meclis aritmetiği itibariyle her ne kadar AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul, oylarıyla geçmiş olsa da ilk kez çok enteresan bir şey yaşandı. Meclisten geçen bir kanun maddesi yasalaşması beklenirken toplum vicdanında reddedildi ve meşruiyet kazanamadı. Meşruiyet kazanamama riski çok büyük bir risk. Çünkü temelinde toplumsal tepkinin büyüyerek devam edeceği gibi bir sonuç ortaya çıkınca dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı yaptığı artık kendi analizleri doğrultusunda bu meclisten AKP ve MHP'nin oylarıyla geçen ki bu talimatı veren zaten sarayın evet. kendisi dolayısıyla tekrar veto etme mecburiyetinde kaldı. Yani bu veto gönüllü bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir veto değil. Eğer böyle olsaydı 6 yıldır bu termik santrallerin filtre takmamasından kaynaklı olarak kanser olan çocukların vebanı üzerinde hissederek çoktan bir kanun teklifi getirilerek 31-12-2019 sınırı daha öne çekilirdi ve termik santrallere komik cezalar kesmek yerine ki bunu Çevre Bakanlığı yapmıyor zaten yapamıyor. TEİYAŞ üzerinden Türkiye Elektrik İletim AŞ ki bir kit kuruluşudur onun üzerinden komik cezalar kesmemeyi daha düzgün denetlemeyi tercih ederlerdi. Bakın TEİYAŞ'ın kestiği cezalar aslında bunlar gizli. Bunları hiçbir şekilde raporlarında açıklamıyorlar. Ancak biz kit komisyonunda sorduğumuz bazı sorulara yazılı cevap dönmek zorunda oldukları için bir CD ile verdiği yanıt. Kaynak TEİYAŞ. Bakın filtre takmayan bir santralden örnek vereyim. Ne Buyurun. Kadar ceza almış. Çates, Zonguldak. Aldığı ceza 447 TL. Bir yıl içinde. Filtresi yok bunun. Filtresi yok. İki tane ünitesi var. Birinde bir filtre var. Özelleşmeden önce devlet tarafından evet. takılmış. Bir tanesinde hiç filtre yok. 447 TL'lik ceza var. Aracın içinde sigara içen vatandaşa kesilen ceza 153 TL. Yani buraya böyle komik bir ceza. Bir örnek daha vereyim. Silopi Çayırhan, onun da bir yıl içinde ona da kesilen ceza 1261 TL. Şimdi bunlar kesilen cezalar evet. Nergis Hanım. Gerçekten. Bir kenara koyalım. Şimdi bir de diğer tarafına bakalım konu. Peki bu termik santrallere, bu zehir saçan termik santrallere devlet kurumları teşvik verdi mi? Bu evet, önemli verdi. Bir soru, evet. Evet. Bu verdi. Süreçte teşviklerini de aldılar. Ne kadar verdi? Kesilen cezaları gördük. 447 TL, 1261 TL gibi rakamlar. 2018 ve 2019 yıllarında kapasite mekanizması teşviği adı verilen, yani diyor ki termik santrali sen açık tut, kapasiteyi hazırda beklet, istersen %30 kapasiteyle çalış, ben sen açıkta tuttuğun sürece sana teşvik vereceğim diyor. Ve bu santrallere, söz konusu olan santrallere 2018 ve 2019 yıllarında toplam 1 milyar 100 milyon TL teşvik veriyor. Enerji Bakanlığı üzerinden. Enerji Bakanlığı üzerinden veriyor. Burada üretilen elektrik veya üretilmeyen elektrik sanayide de tabii kullanılıyor veya kullanılmıyor. Filtre konusu itibariyle işin teknolojik evet. boyutu, Çevre Bakanlığı boyutu var. Yani bu bütün bakanlar kurulunu ilgilendiren bir konu ve bu teşviği ben Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söylediğimde bana verdiği yanıt şu oldu. İlk defa duyuyorum dedi. 1 milyar 100 milyon TL İnsanların, bakanların, herhangi bir bakanın gözünden kaçabilecek kadar küçük bir rakam mıdır? Ve bu 1 milyar 100 milyon TL'ye şu ana kadar kaç kere
bu filtreler takılabilirdi. Daha hazin tarafını söyleyeyim. Daha hazin tarafı şu. Üzerinde konuştuğumuz, işte 1-1-2020 itibariyle kapatılıp kapatılmayacağını. Onu soracağım. İşte aslında bundan sonrası, şimdi bir vetonun gerekleri yapıldı. Kanun sonuçta mecliste yeniden görüşüldü ve çıkarıldı o tartışmalı madde, ama bundan sonra ne yapılacağını biz merak ediyoruz. Kamuoyu da bunu merak ediyor. Bunlar 1 Ocak itibariyle kapatılacak mı? Kapatılmamasının koşulları ne? Siz hepsine toplu cevap verdiğiniz için ben de toplu sorayım. Çok konuşuldu. İşte elektriksiz kalır mıyız? Savunulurken, henüz bu veto yokken bu iddialar dile getirildi. Bir taraftan da 10 bin kişi civarında hani bir istihdam sağladı. Bunların işsiz kalabileceği yine iddia ediliyor. Ne olacak 1 Ocak'tan sonra, biz ne yaşayacağız? Evet, öncelikle enerji ihtiyacı doğar mı? Bir açık olur mu? Hayır, olmaz. Bunu bir elektrik mühendisi olarak söylüyorum. Bizim bu 15 tane termik santralin dışında kalan santrallerdeki kapasite kullanımını %78'den %88'e çıkardığımızda ve barajlardaki kullanımı da %22'den %35'e çıkardığımızda zaten bir problem yaşamıyoruz. Nasıl yaşamıyoruz? Bakın şöyle, sistem Türkiye'de, elektrik sistemi Türkiye Interconnect'te şebeke sistemi üzerinden yapılır. Bakın burası bir insan vücudunun sinir sistemi gibi, evet, görüyorsunuz. Bütün sistem birbirine bağlıdır. Aynı zamanda da bakın elektrik üretim santrallerinin dağılımı. Burada bütün Türkiye'deki elektrik üreten santraller var. Bir santral devre dışı kaldığında bir başka ağa bağlı diğer santral devreye girer. Yani interconnect'te sistemle birlikte bu enerji santralleri üst üste konulduğunda, ki buna süperpoze diyoruz, konulduğunda bu açık ortadan kaldırılıyor. Bu arada doğalgaz santralleri de kullanılabilir. Benim söylediğim birinci alternatif yöntem, liyakatli mühendisler tabii bunu yapacak. Bu birinci yöntemde hiçbir ilave masraf da doğmuyor aynı zamanda. Sistem, temel sistem bu. İstihdam boyutuna gelirsek, zaten bu argümanları biz bütün kanun teklifi görüşülürken birinci maddeden 50. maddeye kadar zaten bunları aslında ifade ettik, ispat ettik bilimsel olarak. İstihdam boyutunda da bakın 2020 yılında kapasite mekanizması teşviğinden yararlanacak firmalar belli. Bu firmalar, bu santraller yine, evet, ne kadar verilecek? 2019 yılında verdiği teşvik baz alıyorsa en az 700 milyon, ki bunun bir sınırı da yok zaten. Daha fazla da verebiliyor. Dolayısıyla bu parayla zaten buradaki bütün istihdamı devam ettirmek mümkün. Aynı zamanda bazı santrallerde filtre hiç yok. Bazılarında var ama çok eski, rehabilite edilmesi gerekiyor. Bazılarında emisyon değerlerini sağlamıyor. Bazı santrallerde %5 ila 10'u oranında kendi ürettiği elektriği bu filtre tesisi diyeyim ben, tesisinde kullanmak zorunda olduğu için tesisi çalıştırmayarak kendince kurnazca bir yöntemle doğayı ve insanları zehirliyordu. Dolayısıyla bunların üzerinde de bir denetim oluşacak. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Burada herhangi bir istihdam sorunu oluşmasını eğer kendisi istemezse, bu hükümet, AKP hükümeti istemezse, burada bir istihdam sorunu oluşmaz. Eğer kendisi halkı 6 yıldır zehirlediği gibi, eğer bir istihdam sorununu ben bilerek ve isteyerek yaratacağım derse, bunu zaten pek çok sektörde yaptığı gibi burada da yapabilir. Ancak kendi halkına zulmetmek olur bu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kaynağını da gösteriyoruz. Bir istihdam probleminin olmayacağını da anlatıyoruz, gösteriyoruz. Bu konuyla ilgili, istihdamla ilgili de proje oluşturulması noktasında da bizimle temasa geçtiklerinde biz buradaki istihdamla ilgili herhangi bir sıkıntının nasıl olmayacağını kendilerine de yol göstermeye her zaman hazırız. Şimdi bu 1 Ocak'ta ama hani bu şirketler peki bunun gereğini yerine getirecek mi? Bu nasıl denetlenecek, kontrol edilecek? 1 Ocak'ta biz ne yaşayacağız o anlamda? Şirketler filtrelerini takmış olmak zorunda anladığım kadarıyla. Evet. Yani filtrelerini takmak zorundalar.
Aynı zamanda filtreleri takılı olanlar rehabilite etmek durumunda. O bu süre yeterli değerlerini... mi? Sonuçta dar bir de zaman kaldı. Süre aslında sürenin yeterliliği değil. Süre 6 yıldır işliyor zaten. Evet yani. Yani dolayısıyla yapmamışsa eğer tabii 6 yılın üzerine konuşuyoruz burada. Buradaki temel nokta şu. Mevcut getirdikleri son değişiklikte şunu diyorlardı. Termik santraller bir proje yapacaklar. Bu termik santrallerden evet, bahsediyoruz. 6 ay süre verecek. 6 ay. Kimi diyecek ki hiç filtresi yok. Filtreyi nasıl takıp nasıl tedarik edeceğiyle ilgili bir proje hazırlayacak. Kiminin var ama uygun değil, eski, o değerleri sağlamıyor. Onu nasıl rehabilite edeceğini oluşturacak falan. Dolayısıyla tüm bunlar eğer diyor 6 ay içinde yapılmazsa onu takip eden diyor 1 yıl içinde faaliyetini durdururuz diyor. Kesin hüküm koyuyor. Durdururuz diyor. Bakın bu çok önemli. Veto edince Cumhurbaşkanı bu kesin durdururuz hükmü de çıkmış oldu. Nereye geri döndük? Şuraya geri döndük. Daha önce en son geçen kanun maddesi nedir? Diyor ki ifade ediyor. Bu değişikliğin diyor yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla yürürlülük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz ve idari para cezası uygulanamaz. 6 yıldır bu geçer. Şimdi buraya geri döndük mü? Evet. Geri orada döndük. Bir süre var ama. Diyor evet 31-12-2019. Şimdi biz bakan yardımcısına plan ve bütçede bunu sorduk işte. Dedik ki böyle bir hükme geri döndük ne yapacaksınız? Dedi ki kapatırız dedi. Çevre kanunu 15. maddeye göre durdururuz dedi. Bakın çevre kanunu sayısını da söyleyeyim. 2872 sayılı kanun 15. madde faaliyetlerinin durdurulması başlık bu. Ama içinde şöyle bir madde var. Diyor ki denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından yani bu santrallere gidecekler, denetleyecekler. Bir defaya mahsus olmak üzere esasları yönetmelikle belirlenen ve bir yılı aşmamak üzere süre verilebilir. Yani kapatmayabilir. Bir yıl daha süre verebilir. Zaten 1,5 yılda faaliyet durdurmayı kesin hükme bağlarken evet. Veto ettiği bu bütünlükle tümüyle veto ettiği için o teklifi bu noktaya geri dönüyoruz ve bir yılı aşmamak üzere tekrar süre verebiliyor. Neye göre? Kanuna göre. Kapata da biliyor, kapatmaya da biliyor. Ama diğer hükümde mecbur kalacaktı o sürede kapatmaya. Dolayısıyla demek istediğim burada samimi olmayan bir davranış biçimi var açıkçası. Dolayısıyla önümüzdeki periyoda 1-1-2020 tarihinde bir denetim süreci başlayacak. Bu denetim süreci itibariyle gerçekten filtresi olmayan, çok büyük sıkıntıda olan santralleri de bir faaliyet durdurma yapılacak. Zaten bu santrallerin bir bölümünde bunlar birçok üniteden oluşuyor. Bir santral... Onu da bir görebilir miyiz? Hani bir filtre diye çok konuştuk. Bu filtreyi de merak ediyoruz. Bir onu da göstermenizi rica edeceğim. Onu da göstereyim. Hani şöyle, bacada bir tane filtre gibi evlerden, işte arabalardan evet, düşünüyoruz da merak ettik. Birkaç tane ünite olur. Evet. Mesela bir ünitesinde bir baca, iki baca diyelim. İki ünitede iki baca. O bacalardan birinde filtre olabilir Nergis Hanım. Birinde olmayabilir. Yani bizim verdiğimiz isim, santral isimlerinin bir kısmındaki bazı bacalarda var. O yüzden bütünüyle o santral kapatılacak, acayip bir işsizlik doğacak diye bir şey yok. Kalan o ünitedeki çalışmalar yapılacak. El insaf, oradaki çalışmaları da zaten oradaki işçiler aslında yapacak büyük çoğunluğunu. Yeter ki o filtre tesisini kurmaya niyetli olsunlar. Bakın, filtre dediğimiz şey sadece bacaya takılan bir aparat değil. Evet. Bakın filtre sistemi, filtre tesisi burası. Buradan yakıtı normal veriyoruz. Daha sonra o bir ısı doğuruyor. Ondan çıkan ısı ve ondan çıkan hareket enerjisiyle birlikte sistem çalışıyor ve elektrik üretiliyor. Peki buradan yanmayla çıkan kimyasallar ne oluyor? Yanmayla çıkan kimyasallar önce azot, monoksit, azot, dioksit
Burada bir çökertme oluyor. Daha sonra elektrostatik çökertici var. Burada da katot, anot artı eksi yüklerle oluşan manyetik alanda bir çökertme var. Ve kükürt dioksitle çökertilerek bu sistemle gazlar bacaya ulaşıyor, bacadan bırakılıyor ve %99'u temizlenmiş olur. Dünya %1'i ne yapacağız diye çalışıyor. Biz hala %100 şu tesisin hiçbiri olmadan çalışan santraller. Bakın örnek göstereyim. Bu. Hangisi bu? Çatalazı Termik Santrali Zonguldak. Sizin bu memleketiniz. Bu gördüğünüz bacadan 1,5 kilometre kare içinde 7 tane var. Evet. İkisi ÇATES, 5 tanesi Eren Holding'in ve hepsi aynı anda çalışıyor. Özelleştirilen, daha sonra özelleştirilen ÇATES, bakın gördüğünüz gibi bu bir hortum görüntüsü değil yani. Bir Çernobil gibi, cehennem gibi bir ortamdan bahsediyorum. 7 evet. Baca var böyle. Şimdi sonuç olarak bunun bir yıl bunların faaliyetlerini devam ettirme imkanları var anladığım kadarıyla. Böyle olacağını mı düşünüyorsunuz? Siz ne öneriyorsunuz? İmkanlı derken şöyle. Yasa. Yetkililerin takdiri durumunda burada acı olan çeşitli görüşlerini bildiren bakan yardımcılarının ve AKP'li milletvekillerinin hiçbir bilimsel veriyi ortaya koymaması. Acı bu. Yani şunu demeleri gerekirdi şu ana kadar. Bu bahsedilen 15 termik santralin emisyon değerleri bunlar. Şu tarihlerde ölçtük. Bunların şu kadarı sınır değerleri sağlamaya yakın. Şu kadarı değil. Bu şu kadarlık bir masraf içerir. Bir filtrenin maliyetini de daha konuşamadılar. Maliyeti. Onu da biz söyledik. Onu da biz açıkladık. Bakın bu özelleştirilmeden önce ÇATES'in iki tane filtre sisteminden bir tanesinin ikisinin toplam rakamı 11.230.400 euro bedelli bir Çinli firmanın verdiği bedel. Bir bacaya yapılıyor. Yani yarısı bunun yapılıyor. 5-6 milyon euroluk kısım yapılıyor. Diğeri yapılacakken özelleştiriliyor, o kısmı hala biraz önce gösterdiğim görüntü. Bedel bu. Verdiği teşvik de şu ana kadar kaç kere bu bacalar, bu filtre sistemi yapılabilirdi. Bu bir tercih. Bakın emisyon değer sınırı da neye göre? Hemen onu da size aktarayım. Kirletici vasfı yüksek tesisler için özel emisyon sınırları var. Ne zaman belirlenmiş son sınırlar? Son sınırlar 8-6-2019 tarihinde geçtiğimiz Haziran. Evet, yürürlüğe girmiş. Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. İşte burada bütün değerler var buna göre. Şimdi biz gerçekten AKP hükümetine bu santrallere gidip ölçüm yaparken güvenebilecek miyiz? Bir öyle diyen teklifi getiren, bir böyle diyen veto eden, niye teklifi getirdiler, niye veto ettiler kendilerinin de bildiğini pek zannetmiyoruz. Maalesef bir lobinin, ancak bir lobi derken bunu AKP hükümetinden ayrı düşünmemek gerekir. Burada bir ortaklık söz konusu. Bunu bize aslında hissettiriyorlar. Dolayısıyla bu emisyon değer ölçümlerini ne kadar sağlıklı yapacakları da ayrı bir muamma. O zaman takipte olacaksınız. Siz de bu süreci anladığım kadarıyla benim hani biz bir süredir tartışıyoruz. Bu veto ile birlikte ama bu tartışma bitmeyecek. İzlemeye de devam etmek gerekiyor. Ne yapılacağını da biz bu anlamda göreceğiz herhalde önümüzdeki günlerde. Evet, aynı zamanda son bir nokta olarak da buyurun. Bu vetonun meclis genel kurulunda oylanarak kabul edilmesi veya edilmemesi gibi bir tercihin halkı temsil eden milletvekilleri tarafından yapılmaması da yapılamaması da bu şu anda getirilen Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen ne olduğunu kimsenin kendilerinin dahi anlatamadığı, açıklayamadığı bin bir türlü çelişkiyle dolu bu sistemin bir sonucu olarak da milletin iradesi de yara almıştır. Veto edilen tasarı, düzenleme tekrar plan ve bütçeye gelmiş. Orada yapılan oylamayla tekliften çıkarılmıştır.
Oysa doğru olan meclis genel kuruluna gelerek meclisin direkt birincil iradesiyle bütün milletvekillerinin bu konuda görüşlerini ortaya koyması olacaktı. Biz tümünü yani evet. bu dijital hizmet vergisinin tümünü oyladık. Dolayısıyla böyle bir durumda söz konusu. Bunun da düzeltilmesi için çeşitli mücadeleler verilecek. Ama ben şu konuda vatandaşlarımızı temin ediyorum. Yeni nesili temin ediyorum. Bütün jenerasyonlara bu söylediğim söz. Biz yakın dönem Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında vatandaşlarımızı, çocuklarımızı güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlayacak tedbirleri alacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün savunduğu değerler neyse yarın savunacağı değerler de yine bu çocukların yüzünün gülmesi, güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümeleri, uçurtmaları olacaktır diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Deniz Yavuz Yılmaz konuğumuzdu. CHP Zonguldak Milletvekili, KİT Komisyonu üyesi. Neredeyse 10 gündür, 15 gündür gündemimizde olan termik santralleri konuştuk. Ve baktığımızda bunu daha önümüzdeki günlerde de gelecek yılda konuşmaya devam edeceğiz. Görünüyor. Siyasete Bakış'tan bu haftalık hoşça kalın diyoruz. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere.